Ben çok az yer aldım. Motor altta. Burada götüremez. Yağmur başladı. Biraz daha çok özlemek. Adana'ya yazın gelmeyin amına koyayım. Fazla hissettim. Yolun kalitesini ben çok beğenmedim. Şimdi Musa'ca mı? Görüşeceğiz. Klimayı kapattılar ya. 10 numara. Güzel bir manzara. Size de ekmek. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bayramda evde durmayalım dedik. Motorumuzla yola çıkmayı düşünüyoruz. İlk etapta Adana, Antalya, sonrasında eğer zamanı yetiştirebilirsek Bodrum'a kadar çıkmayı düşünüyoruz. Yolculuğumuzu Trazer'la yapacağız. Motor 3 senedir bende. Dün bakımını, zincirini falan temizledim. Şu anda motor hazır. Yola çıkacağız. Yollarında görüntüler paylaşacağım sizinle. Bakalım nasıl geçecek yolculuk. Adana'da Dede Kebap diye bir yere geldik. Burada kebaptan önce makarna geliyormuş. Çok meşhur olduğunu söylediler. Bu makarna henüz yemedim. Bunlar ara sıcaklarmış. Bir de şöyle mantar var. Şöyle bir şey. Mantar da değişik duruyor. Yiyelim bakalım. Aslında iyi. Bildiğimiz fesleğen soslu gibi ama sen daha iyi yapıyorsun. Otelden çıkış yapıyoruz, yalanlarız. İbis otelden. Ha? Tutar mısın? Böyle çeke tut. Dayan. Bastın mı? Kartal. Kartı yok, bir şey çalışmıyor. Ha? Al. Şuradan ineceksin bak. Arkadaşlar şimdi Adana'dan çıkıyoruz. Otelde bir gece konakladık. Hava dün bayağı sıcaktı. Bugün biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Havanın şu anda 30-33 derece civarında. Bakalım bu hava şartlarında nasıl devam edeceğiz. Evet, 34 derece gösteriyor şu anda. Adana'dan devam ediyoruz. Mersin, sonrasında Antalya olacak ama bugün bu yolun hepsini gidebilir miyiz? Ona çok emin değilim. Ama gidebildiğimiz kadar gitmeyi düşünüyoruz. Şu anda yolun başındayız. Mersin'de veya sonrasında durur muyuz bilmiyorum. Adana gerçekten yazın gelmeyecek bir yer değil yani. Baharda gelin abi. Kışın gelin. Ama yazın gelinmez. Şimdi mesela iki tane ışıkta bekliyorsun. İki ışıkta resmen kavruluyorsun. Belamız sikildi yani. Burada ve asfaltın yolların sıcağı da etkiliyor. Bunlar ne yapıyor? Bunlar yoldan aşağıya boyuyorlar. Yok, bunlar ihaleyle almış burayı boyuyorlar. Abi,
şık gidiyor ya. Mersin Erdemli'deyiz. Bir mola verdik. Bir 10-15 dakikalık bir molaydı. Biraz dinlendik. Yani dinlenmek zorunda kaldık. Çünkü hava inanılmaz sıcak hissettiriyor. Aslında 32 derece. Adana'ya göre biraz daha düşük sıcaklık ama burada çok fazla hissettik. Yani o sıcaklığı burada çok fazla hissettik. O yüzden mecbur kaldık mola vermeye. Şimdi tekrardan yola çıkacağız. Genç arkadaşlarla tanıştık. Burası neresi? Kargıpınar. Kargıpınar. Evet. Kız Kalesi daha ileride mi? 35 kilometre. 35 kilometre varmış Kız Kalesi'ne de. Kargıpınar'ın aslında. Arkadaşlar bizi fenomen sandı ki biz fenomen değiliz. Sağ olsunlar. İlgilendiler. Abi de yağ kullandık. Para almadı bizim. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Çok sıcak hava. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mersin Silifke'ye gelmek üzereyiz. Yol üstünde bir yerde durduk şimdi. Yolculuğumuz Adana'dan başladı bugün. İkinci gün itibariyle. Dün Antep'ten Adana'ya gelmiştik. Bugün de Adana'dan buraya kadar gelmiş olduk. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, hava çok sıcak. Sıcak biraz muhalefet oluşturuyor yolculuk boyunca. Bir şeylerden ödün vermeniz gerekiyor. Maalesef çok mola vermek durumunda kalıyoruz. Çünkü çok sıcak oluyor. Sık sık mola veriyoruz. Özellikle benzin istasyonlarında falan durduk çoğu yerde. Hatta bir yerde enteresan bir şekilde. Şimdi benzin istasyonunun market bölümü klimalı olduğu için orada güzel rahatlıyorsunuz. Bir yerde biraz önce Tömük müydü orası? Öyle bir yerdeydi galiba. Mersin Tömük'te bir Opet'te durduk. Klimayı kapattılar ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Adamlar klimayı bildiğin durdurdu yani. Biz serinlemeye çalışırken. Yakıt da almış olduk tabii oradan da. Şimdi oradan çıktık. Yakıtımızı aldık. Kız Kalesi'ni geçtik. Silifke'ye gelmek üzereyiz. Bu yol duble yol tamamen. Yer yer şeyler var. Yol yapım çalışmalarından dolayı biraz yavaşlıyorsunuz. Tek şerite falan iniyor ama genel anlamda yol duble yol. Devam edip gidilebiliyor yani. Çok sıkıntı olmuyor ama bayram yoğunluğu var, onu söylemek lazım. Şimdi bugün Antalya'ya yetişmeye çalışacağız. Belki yetişiriz. Belki Alanya'da falan artık son durak olabilir bugünlük. Çünkü Adana ile Antalya arası 7,5-8 saat veriyordu navigasyon. Gerçekten 7,5-8 saat dayanabilecek miyiz motorda? Çünkü artçılı gidiyoruz. Artçılı motosiklet kullanmak zor ama ben biraz alışırım bu duruma. Benim artçım da zaten çok rüzgara karşı koyacak büyüklükte bir artçı olmadığı, sadece arkada biraz yükümüz var bagajda. Bunun dışında pek bir problem yaratmıyor. Ben de bu duruma alıştığım için sıkıntı yok. Düzgün gidiyoruz. Bir sonraki durak neresi olur bilmiyorum. Burayı tavsiye eder misin? Çok güzel çıtır, dışı çıtır. Pizza gibi bir şeyi var. Ben tereyağı tadının ve başarının inanılmaz lezzeti geldi ya. Evet, ince ve çok iyi. Gerçekten ince ha. Salatayı da çok beğendik. Sıradan salata gibi görünebilir ama salata da gayet iyi. Yani bilmiyorum abi. Güzel. Beklentimin üstünde. Çok beğenerek. Şimdi bak. Şunları da hemen şuradan. Şeyin çiçeklikte bitmiş de bayağı biber var. Sağda solda ama yanımda da var da. 10 numara kokulu süs biberi. Ben bunu çok severim. Acısı çok iyi olur bunun. Mükemmel gidiyor. Burayı tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar şimdi Atayip Çınaraltı restoranından ayrılıyoruz.
burada duracağım abi. Evet. Hemen bir video çekeceğiz. Mersin'den çıktık. Bozyazı, Anamur, sonradan virajlara girdik. Anamur'la Gazipaşa arasındaki virajlar bu şekilde. Yol eskiden zaten tamamı böyleydi. Şimdi birkaç tane tünel var. Tünellerden geçtik. Tüneller gayet güzel. Yollar çok güzel. Ama bu eski yola düşünce burası gidiş geliş bir yol. Maalesef çok virajlı ama çok keyifli bir yol. Yolculuğumuz devam etsin mi? Etsin. Evet, devam ediyoruz. Görüşmek üzere. O zaman go! Evet, çekeyim. Ver. Çok güzel bir manzara. Ama kaskı çıkarsan iyi olmaz mı? He? Bence sen de beni çek ya bir tane. Arkadaşlar burası Gazipaşa, Antalya'nın ilçesi. Aslında burada turizm fazla yok. Bütün virajları falan geçtik. Açıkçası yorulduk. Hem de sıcak olmaya başladı. Dedik ki Antalya'ya kadar bu yolculuğu devam ettirmeyelim. Çünkü çok sıcak, çok yorulduk. Gazipaşa'da bir gece konaklayalım. Burada çok güzel bir yere geldik. Bir oteldeyiz. Ortam çok sessiz. Araç sesi hiç yok. Yani bu gürültülü yolculuktan sonra otel yolculuğundan sonra buradaki sessizlik mükemmel. Şöyle arka bahçesini göstereyim. Burası da otelin lobisi. Aslında burası ev gibi. Butik otel. Şimdi çayımızı aldık. Burası şeye benziyor. Titanik'teki gün batımı. Şey veranda. Çok güzel gerçekten. Yani mükemmel bir sessizlik ve ortam çok iyi. Odamızın hazırlanmasını bekliyoruz. İşin açıkçası. Oda hazırlanınca odaya çıkacağız. Dinleneceğiz. Bugünkü yolculuğun sonunun böyle bir yerde bitmesi çok güzel oldu. Otelin karşısındayız. Burada abi dışarıda çalı çırpı vardı. Onları yakıyordu. Dedi beni de bir çek. Abi çekerken eşi buradan çağırdı. Onlar da ekmek yapıyorlarmış. Şimdi abla bize de ekmek yapacak. Yusuf yuvarlak açıyor baksana. Ya sizin burası güzel. Burası köy mü? Yok. Ya yok işte.
Nazarım peki. Hayır hayır. Şefet olunca pek fazla olmak için gelmiyor. Şefet diyorlarmış bak. He, biz gözleme mi diyoruz? Sıkma diyoruz. Gözleme diyoruz. Her şey değil mi? Hayır, şu ekmeğe ne diyorsunuz siz? Aç ekmek. Ne? El ekmeği diyoruz. Biz şebit diyoruz. El ekmeği diyoruz. Maydanoz var, biber var, domates var. Şu inciri zaten görüyorsundur. Ha, şey de var. Koyun da var. Güzellik. Evet, çocuklar da burada. Ayşe Pelin. Anneleri. Şimdi benzin alıyoruz. Gazi Paşa'nın sanayi sitesine zinciri bağladık. Devam edeceğiz yola. Aslında mesafe kısa, 180 km falan görünüyor ama 3 saat veriyor. Muhtemelen trafikten dolayı böyle veriyor. Bakalım. Şu benzinimizi alalım. Antalya'nın içerisine girdik ama hava da kapalı, bir yağmur sıcağı var. Hep sıcaktan bahsediyorum ama gerçekten motor üzerinde olunca başka da bir şey düşünemiyorsunuz. Yorgunluktan ziyade sıcak rahatsız. Çocuklar ara gaz istiyorlar. Motor çok sıcak şimdi ya. Efendim? Motor çok sıcak. Biraz ya abi. Tamam, çok az ver abi. Yok ki ama. Hadi sen de ver. Tamam sen de ver. Okey. Hadi görüşürüz. Çocuklar da. Motor zaten sıcak. Fan çalışıyor. Bacaklarımın arasından sıcaklık geliyor zaten. Bir de şimdi ara gaz verdik. Çok güzel. Burada niye sol eldivenin yok diye sorarsanız, navigasyonu, daha doğrusu ekranı kullanamadım eldivenle. Mecbur eldivenimi çıkardım. Burada şimdi bir motosiklet aksesuarı satan bir yerler bakıyoruz. Bu caddenin üzerinde diye biliyorum ama bakalım, yok bu cadde değilmiş. Daha devam ediyoruz. Yağmur başladı. Yaz yağmuru hafif hafif atıştırıyor. Çok güzel ilerliyoruz. Şehir merkezin içindeyiz. Şu anda Antalya Piyazı yemeğe gidiyoruz. Bakalım yerini de bulabilirsek. Navigasyon doğru götürüyor muyuz? Daha önce iki kere mi gittik? Ben bir kere gittim. Yapmıyorum ama. Neyse tamam. Okey. Buradan sola döneceğiz. Burada şey yok. Evimizin kalitesinde, güvenilirliğinde hiç hile hayatta yapmam yani. Evde de denedik de. Yani mizaç. Ya şey diyeceğim, bu olayı yapan, yani Antalya'da vardır mutlaka da piyaz olayı. İşte şu işaret var ya. Türkiye'nin hiçbir yerinde şey yok. Bak şu işaret var ya.
Bu bir tek bizim dükkanda. Bunun patentini de zaten ben aldım. Öyle mi? He. Yok, hepsi öyle yaklaşık yapmıyor. Türkiye'de böyle bir şey de meze falan hani çok tamam meze kültürü. Bizim orada da çok meze var, bilmiyorum. Hatay. Böyle bir şey yok. Bu bak şimdi Antalya'ya has bir şeydir. Şimdi siz piyasada tahin diye insanlar fıstıklı bir şey yiyoruz herhalde. Fıstık, irmik, yer ve susam, yer fıstığı, irmik ve susam karışımı yiyorsunuz. Hepsi hile yani. Hı. Manavgat susamından yapılmış. Yani piyasada bulamazsınız. Geçen Fethiye'ye gittik. Bir otel sahibi, emekli öğretmen. Ya tahin ye falan dedi arkadaşlar. Oğlum siz yiyin. Vallahi çok güzel böyle. Bak bir tadına bak diyorlar. Bir çay kaşığı aldım. Oğlum dedim bu fıstık lan. Dikkatli bakın bakayım. Bir bakın harbiden birader fıstık. Fıstık resmen fıstık ezmesi getiriyor insanlara. Çok kötü ya. Tahin diye. İçine... Ama bakın şöyle. Tahini de bulsanız. Sirkeyi bulamazsınız. O özel işte. Şimdi bizim sirkemiz Antalya'ya mahsus özel bir sirkedir. Kuru üzümden imal edilir. Tamam mı? Türkiye'nin başka hiçbir yerinde denk gelmez. Tamam mı? Bizim şişeyi kaldır kafaya dik sirkeyi. O şeyi boşa almamış yani. Tabii. Patates. Her şey özel yani bizde. Soğuk sıkım zeytinyağı. Evet. Zeytinyağı da çok iyi. Yani. Evet. Altın sarısı. Bana etin maliyeti toptan fiyatı 372,5 civarında giriyor bana et üstü. Bak zam yansıtılmamış fiyatı. Çekiyorum ben de. Hile yok. Hilesiz. Hile yok kesin. Piyazcı Ahmet abi Türkiye'de bunun üstüne ben piyaz tanımıyorum. Antalya'ya gelen insan kesinlikle buraya gelmeli. Zeytinyağı ve tereyağı dışında hiçbir şey yemezseniz hastalanma riskinizi tamamen yok ediyorsunuz. Çünkü öteki gıdalar trigliserit denen nalet bir şey var ya vücutta. Her şeyi o tetikliyor. Şekeri, tansiyonu. Ona ulaşmamız çok zor. Mesela evet. O tereyağını nasıl ulaşacağız? Ha? Büyükşehir, İstanbul'da yaşayan adam. Arkadaşım ben sana vermem şimdi bunu da götüremezsin. Bende var, hepsi var. Götüreme. Gerçek, gerçeğin hepsi bende var. Evet. Gerçek tereyağı. Burası Antalya merkez. Arkadaşlar Antalya merkezdeyiz. Yemeğimizi yedik. Yolumuza devam edeceğiz. Kemer'e doğru devam ediyoruz şu anda. Saatler 7'ye doğru geliyor. Biraz geciktik. Yine yemek pasta falan tahmin ettiğimizden biraz uzun sürdü. Piyaz yedik. Köfte piyaz. Piyazıyla biraz muhabbet ettik. Dolayısıyla biraz uzadı. Şimdi devam etmeyi düşünüyoruz ana yola çıkıp. Batıya doğru devam edeceğiz şimdi. Bu geceyi Finike'de geçiriyoruz. Oteldeyiz. Burası otelin balkonu. Şurada pazar kurmuşlar. Aslında pazar değil de. Neyi var dedi? Festival gibi bir şey varmış. Burası küçük bir kasaba aslında. Öbür tarafı virajlı yolları bitirdik. Bundan sonra sahilden giden
Kaş'a doğru giden yol var. Yarın oradan devam edeceğiz. Bu gece burada otelde konaklıyoruz. Dinlenmemiz gerek açıkçası. O yüzden mecburi burada bir otele hemen kendimizi attık. Çünkü yorulduk biraz. Finike'deyiz bu gece. Sahili bir turladık. Luna Park falan var. Çok bir şey yok açıkçası. Fotoğraf falan çektik. Şimdi devam edeceğiz. Yarın sabah erken kalkıp kahvaltı yapıp öbür tarafa devam etmeyi düşünüyoruz. Bakalım soluk nerede alacağız? Ben de çok merak ediyorum. Gidebildiğimiz kadar gitmeyi düşünüyoruz yine. Şu anda Finike'den çıktık. Kaş'a doğru devam ediyoruz. Virajlardayız. Yolun kalitesini ben çok beğenmedim. Çünkü daha önce buradan geçtiğimizde birkaç sene öncesinde asfaltın kalitesi çok iyiydi virajlarda falan. Bir de biz Finike'den çıktığımız için henüz yeni çıktık. Lastiklerim soğuk. O yüzden biraz yavaş ilerliyoruz. Birazdan Kaş'a geçmiş olacağız. Bugün ne kadar yol alacağımızı bilmiyoruz ama umarım bugün biraz yol alırız. Ve kendimize hedef belirlemedik aslında ama Bodrum'a doğru devam ediyoruz. Bugün Bodrum'a yetişebilecek miyiz, yetişemeyecek miyiz? Yolda bizi neler bekliyor? Göreceğiz. Gördüğünüz gibi asfalt öbür şeritte çok kötü. Burası biraz daha iyi gibi. Yola devam edelim. Evet, şimdi Kaş'a geldik. Kaş merkezi burası. Görüldüğü üzere bayağı bir asfalt falan bile olmuş. Burada bir lahit mezar var yine. Kaya mezar. Ortada duruyor. Şimdi Kaş'a geldik. Saat kaç oldu? Kaç'tayız? Saat 10. Şimdi Finike'den çıktık. Saat 8.30 gibi falan çıktık değil mi? 8.30. 1.5 saatte Kaş'ta 1.5 saat sonra Kaş'tayız. Şimdi yollar fena değildi. İyi geldik buraya kadar. Denizden ne kadar yükselirseniz o kadar hava daha ferah oluyor. 24 dereceleri falan gördük sabah. Şimdi buraya indik. Hava tekrar sıcak. Şimdi çok kısa bir mola vereceğiz. Soda falan içmeyi düşünüyoruz. Değil mi? Soda içeriz. Macide henüz tatile başlamadığını düşünüyor. Çünkü onun tatile başlangıç kriteri denize girmekmiş. Yani suya girmesi gerekiyormuş. Dolayısıyla henüz denize girmediği için tatilinin başlamadığını düşünüyor. O yüzden onun denize girmesini sağlamamız gerekiyor. Market de çok doluymuş ya. Don't know of the stances, but at least
Arkadaşlar şimdi Kaputaş plajına geldik. Burada her zaman böyle bir trafik yoğunluğu var. Çünkü yolun sağına soluna insanlar araçlarını bırakıp plaja iniyorlar. Burada bir otopark problemi var her zaman. Burada da buraya bir baz istasyonu kurmuşlar. Daha önce görmedim sanki. Evet, Kaputaş'ta ciddi bir yoğunluk var. Bayram tatil olması sebebiyle. Burası tam Kaputaş'ın dönüşü. Size Kaputaş'ı şöyle göstermek istiyorum. Bir saniye. Evet, şimdi gösterebilirim. Şöyle göstereyim size de. Burası da Kaputaş. Gelen var mı? Neredeyiz? Dalaman'dayız. Şimdi Ortaca mı? Ortaca'daymışız. Dalaman'ı geçtik, Ortaca'daymışız. Burada artık zaruri bir mola vermek zorunda kaldık. Hava çok sıcak. Mecbur durduk ve yemek yiyeceğiz. Yoksa molada devam edecektik. Ama maalesef burada yiyeceğiz. Şimdi evet, burada bahçede varmış. Sıcak mı? Çok sıcak. Şimdi bir tane pizza gömdük. Yola devam edeceğiz. Gerçekten bugün çok yorulduğumu düşünüyorum. Sürücü olarak iyi yoruldum yani. Bugün 4. gün çünkü. İnşallah akşam Bodrum'da oluruz diye umuyorum. Evet, hafif giz. Biraz daha giz. Salak. Ya gözünün önüne baksana. Ben de gireyim bir daha. Devam edelim hadi. Telefonunu aç. Arkadaşlar, Eretepe düz geldik. Ne oldu? Güzel bir ceza yedik. Kas düşmesin yalnız. Rüzgar da bayağı arttı. Marmaris yol çatına geldik. Yol çatına gelmeden önce radar cezası yedik. Biraz benim hatam oldu. Aslında radar tabelası vardı ama arkadaşlar çok sote bir yerde konuşlanmış radar aracı. Cezayı yedik. Elimize şeyi verdiler. Ceza makbuzunu, kutalağını. Marmaris yol çatından sonra girince böyle bir yola geliyorsunuz. Bu yol birçok filmde falan zaten kullanıldı. İki tarafında benim bildiğim kadarıyla okaliptüs ağaçları var. Başka bir ağaç da olabilir. Ona bakmak lazım. Ama çok güzel bir yol. Hatta aşıklar yolu falan da deniyor diye biliyorum da bilmiyorum yani. Belki de denmiyordur. Çünkü biraz romantik. Kenara geçer misin? Romantik bir şey var buranın. Ambiyansı var. Çok güzel. Yani yaz kış bu çok güzel burası ve sakin, kimse de yok. Eski Marmaris yolu burasıymış. Sonra tabi yeni yol yapıyorlar yan tarafına. Orası ana yol oluyor. Burası kullanılmıyor. Ama çok nostaljik, çok güzel. Doğası harika yani, şu ağaçların
büyüklüğü falan zaten çok güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Bodrum'a aşağı yukarı 2 saat gibi, 1,5-2 saat civarı bir yolumuz kaldı. Önce Muğla'ya uğrayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Soluğu Bodrum'da alıyoruz. Son noktamız Bodrum. Korkmuşlar. Arkadaşlar neredeyiz? Güvercinliği açtık. Şimdi burası benim ikinci memleketim. Bodrum'un girişi. Güvercinlikten hemen sonra yolun kenarındaki cepteyiz. Daha önce de burada çok dururdum. Motosikletle seyahat ettiğim zamanlar burada hep dururdum. Arkadaşlarla birlikte de dururduk. O zamanlar 250 CDR'ım vardı. Onunla burada çok dururduk. Şimdi Bodrum'a geldik. Artık son durağımız Bodrum. Daha da batıya gitme şansımız zaten yok Bodrum'dan sonra. Burada birkaç gün tatil yapacağız artık. Vaziyet onu gösteriyor. Fraser'ımız sorunsuz bir şekilde tüm yolu tamamladı sayılır. Şimdi dönüşü planlayacağız. İyi kötü ne kadar planlayabiliriz onu bilmiyorum tabii ki. Şimdi dönüşü planlayacağız ama öncesinde biraz tatil yapacağız. Birkaç gün geçirmeyi düşünüyoruz. Güvercinlik'ten Bodrum'a doğru geçiyoruz. Virajlar çok güzel. Yol biraz kayganlaşmış. Onu fark ettim. Bakalım. Görelim şu Bodrum'u. Hadi. He? Evet.
tamamladık. Burada 3 gün tatil yaptık. Şimdi tekrar dönüş yolculuğuna geçiyoruz. 3 günlük tatilden fazla bir şey paylaşamadım sizinle. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi Bodrum'dan tekrar dönüşe geçiyoruz. Muhtemelen 2 ya da 3 güne bu dönüş yolculuğunu sürdüreceğiz. Sahilden geldik biliyorsunuz. Şimdi de Konya üzerinden tekrar dönmeye çalışacağım. Bakalım kaç gün sürecek, yolculuğumuz nasıl geçecek? Bodrum'dan şimdilik bu kadar. Bodrum biliyorsunuz benim daha önce yaşadığım bir yerdi. Çok mu özlemişim? Çok özlememişim. Bodrum'dan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yaklaşık 1,5 saat. 1 saatten fazla sürdü. Bodrum'dan çıktık. Şu an saat 10 civarı. Muğla'dayız. Kahveyle bir şeyler atıştıralım dedik. Şöyle mangolu, antep fıstıklı güzel bir tat. Ama devam edeceğiz. Burada şu an dışarıda. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Afyon Dinar'a geçtik. Şimdi hemen Dinar çıkışında şöyle haşhaş tarlası var. Biraz önce fotoğrafını da çektim. Şöyle bir avuçta yedim. Çok güzel bir şey. Kafamız iyi oldu. yok. Haşhaş tarlası ilk defa gördüm. Şimdi devam ediyoruz Çay ilçesine doğru. Oradan sonra da Konya'ya doğru süreceğiz. Akşehir sonra Konya olacak. Bakalım ne kadar gideceğiz. Buraya kadar çok iyi geldik. Hava 26-27 derece civarında. Çok seri bir şekilde geldik, sıkıntı olmadı. Antalya tarafı gibi sıcak değil. Yol çok iyi, zaten duble yol. Yolumuza devam edelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koy abi, ne yapıyorsun ya? Kardeşim ha, sen de otur gel. Yok. Sen içeceksin mi? Yüzünü böyle bir yıka. Doğru diyor, yüzümü yıka, dur. Oh. Dayı ıslatma. Dün daha sıcaktı, bugün... Bugün hava güzel ha. Ha. Şimdi Konya'dan çıktık otelden. Yaklaşık 30-40 kilometre falan sürdük. Obruk Ovası diye bir yerdeyiz. Aksaray'a doğru geçiyoruz Konya'dan. Konya şehir merkezine girmedik. Otel çok güzeldi bu arada. İlk defa 5 yıldızlı bir otelde kaldık. Uygun fiyatlaydı. Otelden çıktık, kahvaltı yapmadık. Yol üstünde bir yer bulursak kahvaltı yaparız dedik ama o kadar düz ovada geliyoruz ki hiçbir şey yok. Yani benzin istasyonu bile bulmak biraz güç. Bu coğrafyada bildiğiniz dümdüz arazi, boş arazi. Şu anda biraz engebeli noktadayız ama biraz önce çok düz bir ovadaydık. Şimdi öbür taraf da aynı şekilde görünüyor. Bayağı bir düzlük burası. Kışın muhtemelen çok kar yağıyordur, soğuktur. Burada çünkü kar bariyerleri falan da var. Onları da görüyorsunuz. Şurayı çeker misin? Bunlar da kar bariyeri. Motorumuzla devam ediyoruz şimdi yolumuza. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Aksaray sonrasında Niğde ve Kayseri olacak. Görüşmek üzere. Şimdi Kayseri'den ayrılıyoruz. Sadece Kayseri Gaziantep arası kaldı. Onu da birazdan yola çıkıp bitirmeyi düşünüyoruz. Son etaptayız. Bu yolculuk çok zevkliydi, çok keyifliydi. Bir yandan da çok sıcaktı. Özellikle Akdeniz tarafı ve Ege tarafında çok sıcaktan rahatsız oldu. İç Anadolu'ya girince hava gerçek anlamda baya serinledi. Hatta bazı noktalarda üşüdük. Kayseri'de de yine hava serindi, soğuktu. Aksaray, Konya, bu bölgeler gerçekten soğuktu. Güzel bir tur oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Bir like'ınızı alırım. Bir de kanalıma abone olursanız, hala 1000 aboneye ulaşamadık nedense. Yani ulaşılsa iyi olur tabii ki. Ulaşılmazsa da sorun yok. Benim için güzel bir anı videosu olmuş oldu. Güzel bir turdu. Bir sonraki tur için yine kafamda bir şeyler var. Bir sonraki turda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Teşekkür ettik.